Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba, ben Hülya Taş. Bugün son günlerde ikamet izi işlemlerinde ne gibi değişiklikler oldu, son gelişmeler nelerdir? İkamet izi almak için nelere dikkat etmelisiniz? İkamet izinlerini kısıtlama mı geliyor? Bu konulara değineceğim. Ayrıca Türkmenistan vatandaşlarını da ilgilendiren önemli bir bilgilendirmede bulunacağım. O nedenle videomuzu mutlaka sonuna kadar izleyin ve yakınlarınızla da bu videoyu mutlaka paylaşın. Kıymetli izleyenler, biliyorsunuz kademeli olarak normalleşmeye geçilmesiyle birlikte İstanbul'da cumartesi günleri için sokağa çıkma yasağı kalktı. Bundan sonra cumartesi günleri saat 10 ile 15 saatleri arasında Akasya Alışveriş Merkezi'nde bulunan ofisimize işlemleriniz için gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Sevgili izleyenler, yeni tip ikamet izi belgeleri basılmaya başlandı ve ikamet izi onaylanan yabancılara da yeni tip ikamet izi belgeleri gönderiliyor. Yeni tip ikamet izi belgeleri çok şık bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra güvenli olmasıyla da ön plana çıkıyor. Fakat adreslere gönderilen ve içerisinde ikamet izi belgelerinin de bulunduğu zarfların içinden bir bilgilendirme yazısı çıkıyor. Çıkan yazıda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren turizm amaçlı ikamet izi düzenlenen yabancılara en fazla 1 yıl süreyle turizm amaçlı ikamet izi verilecektir deniliyor. Gelen zarfların içerisinden bu türden bir yazının çıkması, doğrusunu isterseniz, bizim canımızı sıkmadı değil. Çünkü uzunca bir zamandır göç idaresinden bu yazı gönderilmiyordu. Haliyle şimdi düşünmeden yapamıyoruz. Acaba çok yakında turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasına yine bir kısıtlama mı gelecek diye. Her şey olabilir. Bu nedenle değerli izleyenler, daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi kendiniz için mutlaka bir A, B veya C planı hazırlayın. Tedbirli olmakta fayda var. Kıymetli izleyenler, geçtiğimiz günlerde 2020 Eylül ayında çıkan affın devam edip etmediği de çok soruldu. Değerli izleyenler, Göç İdaresi hiçbir yerde yazılı olarak belirtmemesine rağmen 2020 yılında kaçak duruma düşen yabancıların aftan yararlanmak için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla 2020 yılında kaçak duruma düşüp de 31 Aralık 2020'den sonra aftan yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul görmüyor. Boşuna masraf etmemek için sürelere dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılması noktasında içinde bulunduğumuz şu günlerde şimdilik bir sıkıntı yok. En azından Göç İdaresi'nin bu konuda bir duyurusu yok. Süresi içerisinde uzatma başvurusu yapanların ikamet izinleri onaylanıyor. Ancak bu ne kadar süreyle devam edecek bunu biz de bilmiyoruz. Her an bir değişiklik bekliyoruz. Diğer bir konu da biliyorsunuz, ikamet izi başvurusu yaptıktan sonra artık evraklarınızı postayla göç idarelerine gönderemiyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan sonra size verilecek randevu gününde göç idaresine giderek dosyanızı elden teslim etmeniz gerekiyor. Bize göre bu değişiklik son derece isabetli oldu. Çünkü posta yoluyla yapılan başvurularda yaşanılan sıkıntılar ortada. Ayrıca bugün için ikamet izi başvurunuzu yaptıktan sonra en geç 1-2 hafta içerisinde de randevu gününüz belli oluyor. En fazla da 1-2 hafta sonrasında randevu veriliyor zaten. Başvurunuzu yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi de eğer ilk kez ikamet izi başvurusu yapıyor ve ikamet izi başvurunuzu da İstanbul'dan yapacaksanız Fatih ve Esenyurt ilçelerinden adres göstermemelisiniz. Çünkü bu ilçelerde oturan yabancılara bazı istisnai durumlar dışında ikamet izi verilmiyor. Sevgili izleyenler, özellikle İstanbul'da Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında ikamet izi başvurusu yapıp da henüz sonucunu öğrenemeyen çok sayıda yabancı var. Sizin de ikamet iziyle ilgili evraklarınızı göç idaresine göndermenizin üzerinden 3 aydan daha fazla bir süre geçtiyse, daha sonra sıkıntılı bir durumla karşılaşmamak için Kumkapı'daki göç idaresine gidin, dosyanızı takip etmeye çalışın. Bugün 1 Ocak 2020'den sonra kaçak duruma düşmüş Türkmenistan vatandaşlarıyla da ilgili önemli birkaç şey söylemek istiyorum. Ama önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatmada bulunacağım. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz yorumlara yazdığınız sorulara göç danışmanlarımız mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorlar. Ancak kanalımıza abone olanların bizde her zaman bir önceliği var. Kanalımıza abone olduktan sonra sorunuzun başına büyük harflerle aboneyim yazarsanız göç danışmanlarımız çok daha kısa sürede sorunuzu cevaplayacaklar.
cevaplayacaklar ve bizimle daha hızlı iletişime geçebilmeniz için size özel WhatsApp iletişim numarası vereceklerdir. Bu nedenle kanalımıza hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Şimdi özellikle 1 Ocak 2020 tarihinden sonra kaçak duruma düşmüş ve çeşitli nedenlerden dolayı ikamet izni alamayan Türkmenistan vatandaşlarının endişelenmelerini gerektirecek bir durum yok. Çünkü biliyorsunuz Türkmenistan'la aramızdaki ulaşım henüz başlamadı. Bu nedenle özellikle 10 Mart 2020'den sonra vize veya ikamet izni ihlaline düşen Türkmenistan vatandaşları kaçak sayılmıyor. Bu durumdaki kişiler Türkmenistan'la aramızdaki ulaşım normale döndükten sonra bir ay içerisinde Türkiye'den çıkış yaparlarsa idari para cezası ödemeyecekler ve Türkiye'ye giriş yasağı almayacaklar. Burası çok önemli, tekrar söylüyorum. Türkmenistan'la aramızdaki ulaşım normale döndükten sonra bir ay içerisinde Türkiye'den çıkış yaparsanız idari para cezası ödemeyecek ve Türkiye'ye giriş yasağı almayacaksınız. İsterseniz hemen şimdi, isterseniz ulaşım başladıktan sonra bir ay içerisinde Türkiye'den çıkış yapıp bir gün sonra Türkiye'ye şartlı giriş yapabilir ve ikamet izni alabilirsiniz. Eğer ülkenize gitmeyip örneğin Ukrayna veya Azerbaycan'a gidip bir gün sonra Türkiye'ye şartlı giriş yapmak isterseniz dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar var. Hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Bunu yapmadan önce göç idaresine, olmadı havaalanlarındaki vize ihlal ofislerine giderek görüşme yapın. Her şeyi araştırın, öğrenin. Ondan sonra ne yapacağınıza karar verin. Öyle kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. Ayrıca bu konuyla ilgili endişe duyarsanız bizi de arayabilirsiniz. Size yardımcı olacağız. Evet sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yakında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.